anda meydana geliyor. Merhaba değerli TV siyaset izleyicileri. Bir haftanın gündemleri programında daha sizlerleyiz. Çekimimizi bayramın birinci günü yapıyoruz. İnşallah bayram bitmeden yayında olacak bu çekim. Hepinize öncelikle hayırlı bayramlar dilerim. Ömer Bey hoş geldiniz. Size de ailece hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim Kürşat Bey. Hoş bulduk. Ben de sizin ve bizi izleyenlerin bayramlarını kutluyorum. Herkese hayırlı bayramlar efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hemen gündemimize geçelim. Artık inşallah 40 dakikaya geçirmeden güzel konulara değineceğiz artık. Mümkün mertebe. 40 dakikaya sığdırmaya çalışacağız, öyle söyleyelim. Evet, ilk gündeme aldığımız madde şudur değerli izleyicilerimiz. Malumunuz üzere 19 Mayıs'ta TRT'de, devletin resmi televizyonunda 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diye bir yayın yapıldı. Bir arkaya görsel kuruldu. Şimdi ben bununla ilgili Ömer Hocam izin verirseniz konuyu açayım, söyleyeceklerimi de söyleyip sizi yorumlarınıza bırakacağım ben. Gözden kaçan şeyler var, kimseye gözden kaçırmasın, tekrar bir hatırlatmada bulunmak isteriz. Ben evvela TRT'den girelim ama TRT'yi de sıraya koyacağız. Birkaçıncı sırada yani ondan önce birkaç madde daha gelişmiş bu konuda. TRT der ki personel yanlışlıkla koydu, personel hakkında soruşturma başladı. Şimdi aynı görsel TRT'de 3 kere 3 programda daha kullanmış gün içinde. Üçünde de düzeltilmemiş. Yani bir personel hatası mı dedi? Hadi personel hata yaptı. Oraya çıkan spikerler, sunucular, kameramanlar hiç mi bir tanesi bilmiyor ki ya 19 Mayıs Gençlik Bayramı'dır, Cumhuriyet Bayramı değildir. Maalesef bu konuda birbirlerini de uyarmıyorlar. Ama TRT'ye gelene kadar da ben bunların bir personel hatası veya bir dil suçması veya Android telefonum yazarken hata yaptı, otomatik düzeltti. Bunlardan öte bir şey olduğunu düşünüyorum. Zira evvela bir geçen yıl dolmuştu ama bu yıl artırdılar. 23 Nisan'da neyi gördük? Atatürk posterlerini ters astılar. Trabzon'da, Düzce'de bildiğim kadarıyla siz benden daha iyi biliyorsunuz. O konuyu size bırakacağım. Atatürk posterlerini ters astılar. Yani onun iple bağlanma yeri var, asılma yeri var. Ters asmak mümkün değil. İkinci olarak Melih Gökçek kanunu Sultan Süleyman dedi. Pardon, kanunu ne demişti hocam, siz daha iyi biliyorsunuz. Fatih Sultan Süleyman dedi. Sonra dedi ki Android hatası dedi. Yani Fatih'i Fetih olarak Android düzeltir. Ona Android hatası diyebiliriz. Android klavye hatası ama Sultan Süleyman'ı Fatih diye düzeltmez. Süleyman'ı Fatih diye düzeltmez. Diğer bir husus, daha birkaç gün önce, bir hafta önce, 19 Mayıs'ta taze zaten, 4 gün önce 19 Mayıs'ı kutladık bu sene. Turizm Bakanı ne dedi? İstanbul'un işgali dedi. Fethi demedi. İstanbul'un işgali dedi. Fatih Sultan Mehmet'i işgalci yaptı. Konuyla ilgili bir özür dilemedi. Herhangi bir açıklama da yapmadı. Hiç konu öyle dağıldı gitti. Ama biz dağıtmayacağız, üzerine düşeceğiz böyle. Ardından bir gün sonra ATV bir yayın yaptı. Yayınında Kudüs'ü İsrail'in bir kenti, başkenti olarak gösterdi. Kendi yayınında üst ekranın üst sağ köşesine İsrail'den spikerleri, sunucuları İsrail'deymiş. İsrail'den muhabirlerini bildirirken Kudüs yazdılar. Yani Kudüs'ü ATV fiil olarak, resmi olarak kendi kafalarında İsrail'in yetkisine, hegemonyasına kattı, öyle söyleyelim. Peşinden TRT'de yaşadığımız 19 Mayıs saçmalığı, gerginliği. Ardından Arda Turan'ın ki milli futbolcu bu adam. Bu adam İstiklal Marşı okuyor. Bu adam göğsünde forma taşıdı, bayrağımızı taşıdı formasında. Arda Turan çıkıyor diyor ki 19 Mayıs çocuk bayramı kutlu olsun diyor. Sen bir de genç, yani gençliğinde atlamış, bu ülkede okumuş, yabancı bir ülkede okusa, okuyan bir Türk olsa diyeceğim ki tamam. Belki karıştırdı diyeceğim. Sen bu kutlamaları da yaptın. Daha ötesi geçen yıllarda da yine TRT'de görev alan bazı sanatçıların, böyle filmlerde oynayan kişilerin, sanatçı demiyorum ben onlara, filmlerde oynayan kişilerin Atatürk'e hakaretler ettiğini,
videolarını rahat rahat çekip yayınlattıklarını gördük. Öbür taraftan bu eser yenenler falan vardı. İsimlerini de anmak istemiyorum, reklam yapmak istemiyorum ama kişileri bilmek zorundayız. Daha geçen hafta onlar da çıktı. Hakkı da doğmasın. Evet. İsimle anlıyor. Doğsun hocam. Ben razıyım. Gelsin karşımıza çıksınlar. Doğsun söz hakkı. Bunlar çıktılar. Milli de sadece Atatürk'le de değil. Milli değerlerimizle, Mehmet Akif'le, okunan şiirlerle baya baya dalga geçtiler. Ben gerçekten söz hakkı doğsun da inşallah gelsin bizden söz hakkımı kullanmak istiyorum desin. Ben razıyım, şöyle bir karşımıza otursunlar. Bir de biz konuşalım onlara karşısında. Yani bunların tamamını ben her zaman kullandığım bir şey vardır. Yıldırım bir yere bir kere düşerse şanstır. İkinci kez aynı noktaya düşerse tesadüftür. Yıldırım aynı noktaya üçüncü kez düşüyorsa orada bir sistem vardır. Burada Yıldırım üç kere de değil, beş kere, altı kere düşmüş bu konularda. Bir sistem kuruyorlar. Bir sistematik olarak bunu yozlaştırıyorlar. Ben bunun farkındayım. Benim diyeceklerim bu. Yani bilinçli yapılıyor. Ben böyle düşünüyorum. Bilinçli yapılıyor. Kimse bana ya istemeden olduğu ayaklarına yatmasın kısaca. Kendilerini zaten şeylerde, kutlamalarda biri kulağıma ağrıyor der gelmezdi. Öbürü bir şeylere bahane der gelmezdi. Kendileri iktidarı sahipken, korona yokken de biz düzgün bir kutlama yapmıyorduk zaten. Hani korona bir bahane oldu onlar için. Ben inanmıyorum bunların hiçbirinin tesadüf, yanlışlık veya Android hatası olduğuna. Sizin fikirleriniz nedir? Şimdi Kürşat Bey, eskiden Atatürk heykeller ve büstlerine baltayla, tahrayla, balyozla saldıranlar vardı. Bunlar genelde gerici tiplerdi. Hatırlıyorum, Siverek'te adamın birisi, sarıklı, sakallı adamın birisi tahrayla Atatürk heykeline saldırmıştı. Dinimizde put yok diye. Bunun yanında geçen yıldı galiba Kartal'da İmam Hatip Lisesi'nin kız öğrencileri Atatürk büstüne hakaretler yapmışlardı. Bunu muziplik diye geçiştirmişti Milli Eğitim, okul, idaresi veyahut da. Siverek'teki olayda meczubun birisi diye geçiştirmişlerdi. Efendim geçen galiba Mardin'de bu Tunç'tan, Bronz'dan Atatürk heykelini söküp götürdüler hurdacılar. Yani bunlar görmezden geliniyor genelde. Eğer bunlara Atatürk'ü koruma kanunu uygulansa, gereği yapılsa bunlar kolay kolay yapılamaz. Demek ki dediğiniz gibi hani sistemli bir olay var. Günümüze gelince Trabzon'daki üniversite, 23 Nisan'da Trabzon'daki üniversiteye Atatürk afişi ters asıldı. Üniversitenin rektörü ilahiyatçı. İlahiyatçı olması ilginç. Açıklama yaptı efendim. Asarken hizmetlilerin hatası sonra fark edildi, düzeltildi. Bunu büyütmemek lazım denerek geçiştirildi. Orada olmadı. Geçen de biz değindik galiba. Sadece Trabzon'da olmadı. Gebze'de ticaret odasına da ters asıldı. Bir yerde de Anadolu Lisesi'ne ters asıldı. Bu sene oldu bunların hepsi afişler. Tabii bunun en önemlisi, en çarpıcısı TRT Haber'de haber verirken 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun ibaresinin yazılması oldu ekranlara. Onun yanında evet Turizm Bakanlığı'nın İstanbul'un fethini işgal olarak nitelendirmesi onun üzerine geldi. Artık Melik Gökçe'nin kafanı Android hatası diyelim ona, hadi geçiştirelim. Ama bu ülkenin Kültür ve Turizm Bakanlığı makamını işgal eden bir adamın İstanbul'un fethine işgal demesi, Fatih Sultan Mehmet'i de Fatih yerine şagil yerine koyan, şagil işgalci demektir. Yani Fatih Sultan Mehmet'i yaptı, şagil Sultan Mehmet. Yani bunlar unutma, hata değil. Bunlar tamamen sistemli birer çalışmanın ürünü. Belki değineceğiz biraz sonra. İlahiyat hoca, profesörün birisinin Türkçülük haramdır demesiyle de alakası var bunun. Kürşat Bey. Yani Türk milliyetçiliğine, Türk kültürüne, Türk tarihine sistemli bir saldırı var.
bir aşağılama var. Bir ümmetçilik dayatması var diyelim Kürşat Bey. Bunlar boşuna değil. Birkaç gün önce galiba Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu'nun bir açıklaması yansıdı. Ne kadar doğru ben yerinden göremedim. Ancak bazı sosyal medyada paylaşıldı. Türkiye'de hiçbir etnik kimlik çoğunluğu oluşturmamaktadır. Böyle bir açıklama yapıldı. Umarım yanlıştı. Umarım onlara ait değildir diyorum ben Kürşat Bey. Ya sapı diyorum ben hocam. CIA raporlarında bile bu ülkenin %77'sinin Türk etnik kimliğe sahip olduğu yazıyor. Evet. Artık o bilimsel çalışmaları, kamuoyu araştırmalarını bir tarafa bırakıyorum. Bu ülkede nüfusun %90'ı kendisi Türk hissedir. Türk hissedir halbuki. Evet. Yani bilemiyorum. Bunları üst üste koyunca bir de Atatürk'ün işte Atatürk Havalimanı'nın ismi oraya hastane yapıp ismi değiştirilmesi, Konya'da Atatürk stadının yıkılarak yerine millet bahçesi yapılması gibi uygulamaları üst üste koyunca kuşkularımız artıyor haklı olarak. Yani evet. Siz Türk milliyetçiliğine, Atatürk'e, layık demokrasiye, layık cumhuriyete sistemde bir saldırı var. O görülüyor. Öyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Umarım dedikleri gibidir. Mezlumların işidir. Ne bileyim işte zuhulen yapılmıştır, hataen yapılmıştır. Umarım yanlış yapan hakkında işlem yapılır. Yani Atatürk büstlerine saldıranlar mezlumsa TRT'de o zaman mezlumların işi midir? Yoksa bazı kamu kurumları, işte üniversiteler bazı mezlumlar tarafından mı yönetiliyor? Böyle bir soru akla geliyor sonuçta. Bu durumda bakanın meclis olması lazım hocam. Şimdi özür gelmedi. Özür gelmediği için ben her şeyi benziye edelim ama TRT'deki şey affedilir değil. Belki dil sürçmesi diyelim. Yalnız bu işgal lafını çok kolay kullanıyor bunlar. Evet. Bizim bunlar yaşa yakış da Türk ordusunun Kıbrıs'ta eğer evet demezsek işgalci duruma düşeceğini söylemişti. Bu hükümetin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış. Maalesef. Eğer Kıbrıs'ta andan planla evet demezsek Türk ordusunun işgalci pozisyonu düşeceğini söylemişti. Hatırladığım kadarıyla. Evet doğru haklısınız. Peki üstadım bunda aynı fikirdeyiz. Şimdi gelelim siz İmam Hatip mezunsunuz. Eski bir Diyanet personelisiniz. Dolaylı da olsa vakıfta müfettişlik yaptınız Diyanet Vakfı'nda. Vakıf olduğunuz bir konu olduğunu düşünüyorum. Malum üzere İzmir'de Ciao Bella diye bir şarkı çalındı camilerde, minarelerde. Şimdi ben tesadüf mü, tevafuk mu diyelim, sizden önce bir program daha yaptım bir konu diye. İzmir'den katılımcım vardı benim. Ona sordum, o bilgilerle size ben geçiş yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Ben de camiye, cumadan cumaya camiye giden bir insanım. Onun dışında bizi soğuttular sağ olsun camide. Her gittiğimizde yardım topladıkları için. Daha bu gündemde bunlar yokken ben birkaç önce de şunu söylemiştim. Ne güzel dedim, hutbe internetten geliyor, vaaz radyodan çalıyor şeklinde bir eleştirim oldu. Hani imamlar ne yapıyorsunuz, bu maaşı niye hak ediyorsunuz diye bir eleştirim olmuştu. Şimdi gündeme gelince tabii vatandaş şeyi bilmiyor, hacklendi diyorlar. Hacklenme kelimesini kullanmak için şu olması lazım. Bu iletişimin internet ağı üzerinden sağlanıyor olması lazım. Benim bildiğim kadarıyla ki böyle olduğunu biliyorum. İnternetten değil, radyo frekansı aracıyla merkezi bir yayın yapılıyor. O frekanstan değil mi? Yani radyo frekans kullanıyor sonuçta. O frekanstan hepsi faydalanıyor. Sadece ezan da değil, camide gidip oturuyor cuma günleri. Hocanın çıkıp hutbeden önce vaaz vermesi gerekirken hoca açıyor radyoyu. Yani karşımızda bir hoca yok. Caminin içine radyodan bir ses geliyor ve oradan biz vaazı dinliyoruz. Şimdi burada diyorlar ki hacklenme olayını ben bir kenara koyuyorum. Bildiğim için koyuyorum. Diğer taraftan radyo işleri bizim malumunuz üzere bir radyo sağlık diye de bir şeyimiz var. Yayın kuruluşumuz var bizim aynı zamanda. Medya Canca gruba dahil. Biz ondan dolayı biz inceleme araştırma yapmıştık 2-3 yıl önce. Frekanslarla ilgili özellikle. Frekans olayı çok tehlikeli. Özellikle TRT'nin frekansına senin frekansın karışırsa bir kere dahi olsa, bakın bir kere dahi olsa çok büyük cezalara çarptırıyorsun. İkinci kez olması halinde o radyo kapatılıyor Türkiye'de.
bu kadar önemli bir ceza alıyorsunuz. Yani frekans olayları birbirine karışabiliyor ki kaldı ki yolda giderken arabamızın radyosunu açıyoruz. Dinlerken bir bakıyoruz başka bir radyoya geçiyor. 25 saniye sonra bu tarafa geri geçiyor. Aynı radyoya geri dönüyor. Frekanslar karışabilir. Frekans eklenmez zaten. Hani bir program yazılması lazım. Bir yazılım atılması lazım ki oradaki şeyi frekans eklenmez. Frekans karışır. Veyahut da o frekansı bastıran başka bir frekans gelir. Burada camilerde ezan merkez sistemden okunuyor. Bu birkaç camide olmamış. Ben onu sordum. 6 tane camide olmuş toplam. Ve bu 6 caminin hepsi bir ilçede. Yani aynı ilçede ikinci camide de olmamış. Burası da ilginç. Hepsi bir camide olmuş. Her ilçede bir camide olmuş. Bu camiler arasında 15 kilometre fark var en az. Böyle birbirine yakın camiler de değil. İnsanın aklına şunlar geliyor. Niye bütün camilerde olmadı? Niye her ilçede bir tane oldu? Artı bir şey daha. Bana bu bilgileri veren katılımcımız şunu söyledi. Son seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in özellikle kullandığı seçim müziği Çağbella'ymış. Ve bu provokasyon İzmir'de özellikle yapıldı dedi. Yani Çağbella üzerinden özellikle yapıldı dedi. Şimdi bunların hepsini bir araya kattığımız zaman hepsinden önemli şurası var. Sevgili vatandaşlarımızın, değerli vatandaşlarımızın gözden kaçmaması, izleyicilerimizin aklında tutması gereken en önemli yer. Frekans da hacklense, karışsa, online sistemden yayın yaparken hacklense de bir şey var ortada. O da şudur, ses frekanstan çıkmıyor, ses internetten çıkmıyor, ses hoparlörden çıkıyor. Evet. Bu camilerden bu yayın olurken ve insanlar balkonlara çıkıp kamerayı alacak kadar süre bu sürede çalarken caminin içerisinde olması gereken imam neredeydi ki? Hemen bu yani en fazla 10 metre yürüyecek, tuşa basacak, elektriğini kapatacak hoparlörün. Burada ben başka bir şey var çünkü hoparlörden ses çıkıyor. Tekrar belirtiyorum. Ses frekanstan çıkmıyor. O ses online sistemden çıkmıyor. İlla ki bir hoparlöre ihtiyaç duyuyor. O hoparlörün de elektrik sistemi caminin içine bağlı. O imamlar, o müezzinler, o görevliler neredeydi ki hiçbiri yoktu da bu 6 camide birden dakikaya aşkın şekilde bu müzikler çalındı. Bunlar benim kafama bu işin komplo olduğunu düşündürtüyor. Bir gündem lazımdı. Ülke batmak üzere biliyorsunuz maalesef ekonomi çok kötü. Swap bile yapamıyoruz artık. Ülke batmak üzere ne yapalım? Çok güzel bir gündemden her şey yine değiştirildi. Ben böyle düşünüyorum. Sizin fikirleriniz nedir? Aynı zamanda bu yayınlar camilerde farklı zamanlarda mı yapılmış? Onu öğreneyim ben. Aynı zamanda yapılmış. Aynı anda mı 4-5 camiden? 6 camide aynı anda çalmış. Yetesi gün de yuh yuh parçası çalmış Selda Bağcan'dan. O sonra ya iki vakit sonra ya da bir gün sonra yapılmış o. Ve o bir camide olmuş. O yuh yuh bir camide olmuş. Bir gün sonra evet. Ama Çağbella aynı anda çalmış. Anladım. Kürşat Bey, şimdi ben kaynağından görmedim, kendisinden de duymadım. Sosyal medyada bir eski MİT mensubu Mahir Kaynağ'a ait bir söz dolaşıyor. Eğer istenmeyen bir olay, bir provokasyon varsa, o provokasyonda kimin menfaati varsa onu da arayın suçu şeklinde bir tespiti var. Yani provokasyon kimin işine geliyor? Evet. Burada CHP'nin işine gelmiyor provokasyon, açık. Zaten diğer muhalefetin işine de gelmez herhalde. Şimdi bence de güzel aydınlattınız. Bence provokasyon da değil bence bu olay. Tamamen yani provokasyon olsa artık yapan belli diyeceğiz sonuçta. Kimin menfaati varsa onlar yaptı diyeceğiz. Evet. Burada belki cami görevlileri bile işin içinde olabilir. Dediniz ya. Müftülüğün açıklaması şöyle, cami görevlileri, efendim bu vefa sosyal destek gruplarında görevli olduğu için camilerden uzak durumdalar, camilerde toplu ibadete kapalı. Onun için camilere fazla hakim değiliz anlamında bir açıklama yaptı İzmir Müftülüğü. Diğer camiler, İzmir'de toplam 6 cami mi var? Yani artık neden yapıldıysa. Evet. Yani eğer provokasyonsa, kobloysa yapanlar açık. Yani bunun için muhalefet partilerini suçta bana anlamı yok evet. diye düşünüyorum. Ancak ben bunun provokasyon olduğuna da inanmıyorum. Dediğiniz gibi bazen
Ben Ankara'da işte mahalle camimiz var. Bazen cuma günleri tam imam mihraba geçiyor, başlıyor Fatiha, Zamm-ı Sure'yi okumaya. Orada bir müzik, şarkı çalmaya başlıyor birden. Demek ki radyo yayınları Diyanet'in evet. işte tevkif sistemine karışabiliyor. Evet. Bu da öyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum ben Kürşat Bey. İnşallah öyledir de işte hükümet kullanıyor dediğiniz yani, gibi. Şöyle bir durum var. Camilerde merkezi yayın sistemi belli bir merkezi camiden, büyük şehrin en merkezinde, en büyük camisinden vericisi var bu sistemin bildiğim kadarıyla. Diğer camilerde de alıcılar var. Verici işte vaaz yapan veya ezan okuyan kişi harekete geçirince o alıcılar hemen devreye giriyor. Merkezi yayın yapılmış oluyor. Ancak camiler bu merkezi yayından bir düğme basınca ayrılıp tek başlarına yayın yapabiliyorlar Kürşat Bey. Ayrıca bu camilerin yayın sistemleri, hoparlör sistemleri gelişi güzel caminin bir köşesinde bekletiyor, muhafaza ediliyor. Genelde kilitli falan da değil bunların üzeri. Ya müezzin mahfilindedir ya minarenin girişindedir. Basit bir kilitle, kilit sistemiyle korunmaktadır. Yani bunlara ulaşmak son derece basit. İşte geçenlerde Samsun'da bir saat akşam ezanı erken okundu. İftar Samsun'da en azından bir mahallesi bir saat erken açtı orucu. Yani bu sistemlere mahalleden bir muzip vatandaşımız da girip yayın yapabilir. Elektronik bilgisi olan, az çok elektronik bilgisi olan bir kişi de mahalle arasından, caminin yakınından da bu sisteme girebiliyorum. Ben dün çok yetkin bir hocayla görüştüm, imamla görüştüm. Yani bu sistemi kullanan hocayla. Çok basit hocam diyor yani frekansını aratırsınız. Diyanetin frekansını bulunca o frekanstan yayın yapabilirsiniz diyor. Bu kadar koruması basit bir sistem. Bazen hem filmlerde göre hem bazen haberlerde duyuyoruz ya askerler işte PKK'nın teröristlerin telsiz sisteminden konuşmalarını dinliyor. Nasıl dinliyorlar? Onların frekansına giriyorlar. Bazı belki militanlar da askerlerimizin telsiz konuşmalarına girebiliyorlar da frekansına. Birbirini dinleyebiliyorlar. Yani sonuçta frekans karışması olabilir diye düşünüyorum ben. Biraz iyi niyetli düşünüyorum. İnşallah öyle. Ben de öğretmenin, buradan siyaset öğretmenin, evet. insanları, partileri gruplara tehdit etmenin hiçbir anlamı yok böyle mübarek günde. Sayın İçişleri Bakanı işte demiş, onu biz çok şeyler hallettik. Gerekirse onu da yakalar, yapanı da yakalar, çavul açanı yakalar. Caminin dibinde ezan dinletiriz. Yani ezanın bir işkence aracı olarak kullanılmasının düşünülmesi bile yanlıştır. Zamanında, özlü kabahatinden beter derler ya, aynen öyle oldu. Ben de 12 Eylül darbesinden sonra Mamak'ta zorla dinletilen maçların nereye sebep olduğunu biliyoruz. Efendim, miladi 657 yılında Sıffin Savaşı'nda Muaviye ordularının mızraklarının ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarını takarak evet. Ali ordularının üzerine yaptığı hücumun sonucu bugün acısını bugün hala yaşıyoruz. Yani insanlarımızın artık devletimizin yönetenlerin aklına başına alması biraz daha devlet adamı kimliğiyle konuşması, o tavrı sergilemesi gerekiyor Kürşat Bey. Evet, katılıyorum. Katılıyorum hocam. İnşallah dediğiniz gibi ben de aynı şeyi temenni ediyorum. Bundan ne iktidara, ne bize hiçbir fayda çıkmaz. Tamamen zarar çıkar inşallah. Hatta bir çocuk yayın yaparken karışmıştır inşallah. Öyle diye temenni ediyorum. Öyle düşünüyorum yani. Evet. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Şimdi öyle düşünüyoruz ama üstadım, bütün bu komplo teorilerini akıllara getiren, hani bir boş durmuyorlar, bir insanların aklını rahat bırakmıyorlar ki, diyelim ki ya böyle değildir, iyi niyetle düşünelim. Şimdi namaz olayına geleceğim ben. Cuma namazları kılınmadı önce, biliyorsunuz yasaklandı. Ardından kendi 40 kişi seçkin bir gruptan gittiler. İslamiyet'te seçkin zümreler yoktur, İslamiyet'in ruhuna aykırıdır bu grup. Kilise vari uygulamalarına gittiler, namaz kıldılar. Rencide ettiler gerçekten bizleri, inananları. Ben de namaz kılmak istiyorum cuma namazını. Ondan sonra neye göre seçildi onlara geçiyoruz artık. O tartışmalara girmiyoruz. Ardından farz namaz kılınamazken kalktılar bir bayram namazı tartışması çıkarttılar. Ve bugün sabahta kendileri yine bayram namazı kıldılar. Yine bir seçkin grupla kendileri ayarlamışlar. Bu konuda benim şu şeyim yok ama bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Yani farzı yapamazken
Cuma namazı dururken sanki bayram namazı, nafile bir namaz kılınsa ne olur, kılınmasa ne olur? İnsanlara niye böyle bir insanların ruhunu, insanların maneviyatını rencide ediyorsunuz, zedeliyorsunuz diye sorasım geliyor. Bu konuda sizin fikirleriniz nedir? Eski bir imam hatip mezunu olarak, yani dini de bir eğitim aldınız siz. Özellikle sormak istiyorum. Hani aynı okullardan hemen hemen geldiniz. Orada şunu mu diyorlar ya, çok bulduğunuz yerde değerlendirme diyorlar. Ne diyor? Ben anlayamıyorum artık. Diyanet anlayamadığım için. Soruyu da soramadım şu an hocam. Siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Tamamen yorumu size bırakıyorum. Ben çekiliyorum. Kürşet Bey, hani mezhepler var ya, bir sürü mezhep. Bir sürü mezhep var. İşte bu da bir yeni mezhep gibi bir şey yani. Yeni bir anlayış çıktı ortaya. İşte mezhepler bu tür şeylerden doğmuş. Hmm, bu tür farklı uygulamadan doğmuş. Güzel, bu da bir nifaktır topluma. Fitnedir, fesattır kardeşim. Biz başından beri söylüyoruz yani. Eğer herkese yasak, size de yasak olmalı. Siz neden yapıyorsunuz? Tabii burada bir tavır var Kürşat Bey. Yani siyasal iktidar camileri kapatan iktidar olarak tarihe geçmek istemiyor. Camileri toplumumuz yasaklayan iktidar olarak. Halbuki ya bunu toplumumuz artık eğitim seviyesi yükseldi. Anlayışla karşılar yani, bir korona salgını var. Her şey kapalıyken camilerin kapalı olmasını bu toplum hiç itiraz olamaz. Muhalefetin de bak hiçbir itirazı olmuyor. Camiye kapatınız demiyorlar yani sonuçta. Ancak bu hadi camiler toplu ibadete kapatıldı 16 Mart'ta. Ondan beri işte ezan okunuyor. Bunu anlayışla karşılar. Hadi ezanlar okunsun işte. Ebedi yurdumuzda benim inlemeli. Bu ezanlar ki şehadette dinin temeli, ebedi yurdumuzda benim inlemeli. Tamam. Ezan okunsun da ondan sonra ezandan sonra bu Ramazan boyunca 10-15 dakika o dini yayınlar, lüzumsuz dini yayınlar, tekbirler, tehliller, salat-ı ümmiyet, o neyin nesi? En sonunda Bülent Arınç'ı bile ihsan ettirdiler. Yanlış bulduğunu söyledi. Yani bu tür şeyler insanları dinden soğutur. Bazen aklıma geliyor işte İzmir'deki olay. Acaba bunların küçük bir ihtimal de olsa bunların lüzumsuz dini yayınlar bir tepki olarak mı devreye girmiş olabilir diye düşünüyorum bazen, ama küçük bir ihtimal. Gerçi demin dediğim gibi olay kanaatim de böyle bir şey aklıma geliyor. Bu şeyin temsili namazların kılınması, cuma namazlarının kılınması, bugün de bayram namazının kılınmasının amacı belli. Halkı tatmin etmek, halkın gazını almak. Zaten 16 Nisan'da toplu namaz yasakladılar. Bir ay sonra şu açıklamayı yaptılar. Dinin Seyyid Üstad Kurulu'nun şöyle bir açıklaması oldu Diyanet'in. Diğer taraftan cuma namazına gidemediği için büyük üzüntü duyan vatandaşlarımızdan tek bir camide de olsa temsilen bu namazın kılınması hususunda bizlere çok sayıda talep gelmiştir. Dolayısıyla bu uygulamanın milletimizin cuma namazını kılamadığı için yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilmesine katkı sunduğu görülmüştür. Yani diyorlar ki biz hak için, Allah için değil, halk için kılıyoruz bu temsil namazını. Benim hiçbir üzüntüm giderilemedi, daha fazla rencide oldum hocam de. Evet, bugünkü bayram namazı da aynı şekilde hak için değil, yani Tanrı için değil, kullar için, gösteriş için, riya için kılınmıştır Kürşat Bey. Hiç olmasa dinde eşitlik olsun. Bana yasaksa sana da yasak olmalı kardeşim. Sen neden, hadi bir zamanlar derlerdi işte mazeresi olarak üst üste 3 cuma namazı kılmayan şöyle olur, böyle olur falan derlerdi. Daha bir mesele olarak belki ayette yok ama madem ben gidemiyorsam aylardır, sen de gitme kardeşim. Hiç olmazsa dinde bari eşitliği sağlayalım. Hocam şimdi üstadım, hocam diyorum, dini konulara girince hoca olursunuz, yanlış anlamayın. Üstadım şimdi az önceki yaptığınız açıklamadan benim haberim yoktu. O şey, halk istedi diye biz bunu yaptık. O zaman evet, halk biz de isteyelim de öbür dünyada da bizim yerimize yansınlar. Günahlarımız varsa öyle halkın isteğiyle, yani gerçekten ben artık bildiğimiz dini unutturacaklar bu yaşta. Biraz önce bir bilgi söylediniz. Nafile namaz diye. Kürşat Bey, onu düzeltelim. Vaciptir. Hanefi mezhebinde vaciptir bayram namazı. Dün bir şey YouTube'da eski Diyanet İşleri Başkanı'nın Mehmet Görmez'in bir videosuna rastladım. O anlatıyor. Güzel güzel anlatıyor. Hatta o evde bile bayram namazının kılınacağını söyledi. O da ayrı bir şey. O da işte ayrı bir mezhep yaratma gayretleri diye düşünüyorum ben. Ben okumalarımdan çıkarıyorum ki evlerde de bayram namazı kılınabilir dedi.
Evet, bayram namazı kılınabilir, cuma namazı da kılınabilir o zaman kardeşim. Cuma namazı yasaksa, farz namaz evde kılınamıyorsa, vacip olan namaz neden kılınıyor? Hocadan duyduğum kadarıyla açıklayayım, izleyenlerin de bilgisi olsun. Türkiye'de nüfusun ekseriyeti, kahir ekseriyeti Hanefi'dir malum. Hanefi mezhebinde bayram namazları vaciptir. Maliki mezhebinde farzdır. Hanbeli mezhebinde farz-ı kifayedir, tıpkı cenaze namazı gibi. Şafii mezhebinde de sünnettir. Görüyorsunuz mezhepler bu namazın hükmü konusunda da anlaşamamışlar. Evet. Yani böyle bir namazın tartışma konusu yapılması yok, evde kılınması yok, temsil olarak kılınması alberişle iştigaldir kardeşim. Eğer cuma namazı ve toplu namazlar yasaksa, bayram vacip olan bayram namazı haydi haydi yasaklı. Üstelik Şafii mezhebine göre de sünnettir. Yani Arap'ın ağırlıklı olduğu radikal mezhep, Hanbeli, ne bileyim Maliki, genelde Araplar arasında yaygındır. Onların mezheplerine göre, mezheplerine uyarak bu namazı kılıyorsan Şafii mezhebine niye uymuyorsun? O da sünnettir. Peygamber üstüne terk edilebilir yani sonuçta. Artık müekkede, gayrimüekkede olduğunu tam bilgim yok ama eğer gayrimüekkedeyse terk edilmesinde bir beis yoktur. Hele hele bu salgında zaten terk edilebilir. Cuma namazı, farz namaz ortadan kalktıysa vacip olan ve sünnet olan namazlar haydi haydiye kalkar Kürşat Bey. Peki buradan hareketle ben bir şey daha sorayım size madem. Konu açıldı. Şimdi hac yaklaşıyor biliyorsunuz. Suudi Arabistan hacı yasaklama düşünüyor. Yani yapmama düşünüyor bu sene. İki şeyi sorayım. Şimdi bir, hac yasaklanır mı? İki, olası durumda bizim Diyanet yine 40 tane temsilci seçip Türkiye'deki Müslümanları temsil eden hacca kıstan 40 tane seçkin yollar mı? Hocam gülüyorum ama yanlış anlamayın. Yani ben acıdan gülüyorum. Ben gerçekten bu soruyu sorarken bile ara ederek soruyorum. Niye? Ya ben Peygamber Efendimiz'in hayatını irdeliyoruz, inceliyoruz. Sonuçta bu siyerler yazmış. İlla birini anlatmasına gerek yok. Peygamberi doğru peygamber incelediğimiz zaman yani bir kere hacca gitmiş. Bakın bir kere nasip olmuş. 40 kere hacca gidenler var biliyorsunuz. 20 kere hacca gidenler var. Ne bileyim yanındaki aşken adam iki tane bir cami yaptırmış, öbür cami yaptırmanın derdine. Ya, o kadar yanlış anlaşılmış ki bizim uygulamamız, ibadetimiz o kadar yanlış anlaşılmış ki ve gitgide de bozuluyor. Az önce güzel bir yaklaşım, güzel bir tespitte bulundunuz aslında. Mezhepler böyle böyle dediğiniz şey oluyor. Gerçekten bu da kendi kendine bir herhalde Diyanet yeni bir mezhep çıkaracak ortaya yakında. O yüzden evet. Hani acı acı soruyorum aslında. Gülümseme bakmayın. Acıdan dolayı yüzüme gülümseme vuruyor. Yani açıklaması olmayan şeylerin mizah olur derler ya. Artık karımızdan gülüyor. Evet. Yani bu konuda da hocam haç konusunda da sizden alabilir miyim yorumlarınızı? Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. İşte haç konusunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakıyoruz. Onların kararına bağlı. Onların işte diğer İslam ülkeleriyle yapacağı görüşmelerden sonra verecekleri karara bağlı gibi bir açıklama yaptı. Oysa haç konusu milli güvenlik sorunudur. Hayır, milli güvenlik meselesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakılamaz bu konu. Tamamen hükümetin vereceği karara bağlı olması lazım. Galiba hükümet işte tıpkı işte camilerin kapanması gibi haccı da yasaklayan bir hükümet olarak tarihe geçmemek için topu Diyanet İşleri Başkanlığı'na attı ama aslında bu hükümetin hatta Milli Güvenlik Kurulu'nun vereceği karardır. Eğer bu konudaki kararı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakırsak Umre'de verdiği karar gibi yapar sonuçta. Çin'de koronavirüsü salgını çıktı. Bizimkiler hala malum Umre turları düzenlemeye devam ettiler. Ondan sonra da binlerce koronalı hastayı getirip toplumun içine saldılar. Onu son gelen 20 bin kişiyi belki karantinaya aldılar ama ondan önce binlerce kişiyi topluma saldılar. Gerekli tedbirleri almadan. İşte bir sürü dedikodu yapıldı. Ne bileyim havalanlarından karantinaya almamak için ateş düşürücü haplar verildiği, ilaçlar verildiği umreci adaylarına, umracılarına şeklinde dedikodular da yapıldı. Yani dediğim gibi bu konu devletin vereceği karardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vereceği bir karar değildir. Bu bir mazerettir. Korona salgını bir mazerettir. Haç benim kanaatime göre iptal edilmezdir, iptal edilebilir. Edileceğini de tahmin ediyorum ben. Bu haç böyle düzenlenemez bu girişte
daha salgın işte binin altına inse bile ülkemizde vakalar devam ediyor. Kürşat Bey, bizim ülkemizde sıfırlansa bile hacca izin verilemez. Diğer İslam ülkelerinin, Afrika'daki İslam ülkelerinin sağlık şartları malum. Bizden çok çok gerilerde. Oradan gelecek acıların ne olduğunu biliyor muyuz? Mesela her sene menenjit aşısı olur hacca giden hacı adayları. Afrika'dan gelen ülke hacılarda menenjit hastalığı var diye, bulaşmasın salgın diye menenjit aşısı olur genelde. Aynı durumdayız. Yani oradaki sağlık şartlarını galiba bugün dün mü Bangladeş'ten bazı yurttaşlar gelmiş hasta. Yani Bangladeş gibi geri kalmış, Pakistan gibi, ne bileyim Nijerya, Senegal, Kamerun, işte ne bileyim Çad, Sudan gibi ülkelerden hacı adayları gelecek oraya. Onların ne durumda olduğunu biliyor muyuz biz? Şu anda yeni oralarda başladı salgın. Yani bu durumda hac iptal edilmeli, edileceğini tahmin ediyorum. Zaten tarihte 39 kere iptal edilmiş hac. 40. kez iptal edilsen ne çıkar bundan? 39 kere iptali biliyordum, 39'u bilmiyordum üstadım. 39 kere iptal edilmiş benim okuduğum kadarıyla. Peki başlıca ana sebeplerini sayabilir miyiz hemen yeri gelmişken? Başlıca bu iptal sebeplerini sayabilir miyiz yeri gelmişken? Ya en büyük sebep işte salgın hastalık, ne bileyim savaşlardır. Bazen Kabe tarihte sel basınına yıkılmış Gürcet Bey. Evet. Bazen saldırıya uğramış. Bu tarihte Kermatiler diye bir mezhep var. Komünist mezhep. Komünist Müslümanların mezhebi. Yani tabii öyle bir mezhep var. Kermatiler diye. Kabe'yi bazen yıkmışlar. Hacer-ül Esved'i çalmışlar. Yıllarca, on yıllarca teslim etmemişler Hacer-ül Esved taşını. Böyle bir sapık mezhep de var. Bununla ilgili bir program yapalım üstad sizde. Yani niye olmasın? Olabilir. O konuyu ayrı bir program yapalım. İlk defa dile getirmiştim. Benden sonra Emre Kongar, ünlü profesörümüz, o da yazdı bunu. Sanki ilginç bir konuyu tespit etmiş gibi. Var tabii kaynaklarda bu. Ben de yazmıştım ondan önce. Dediğim gibi savaşlar, salgınlar, efendim belki oradaki iç savaş olabilir. Oradaki hükümet idare yasaklayabilir. Devletin tedbirleri bunlar. Hatta mesela hacı gönderecek ülke zorda kalabilir, masraf mali bakımdan ekonomik krizlere girebilir. Yani bunlar hep hacca engeldir, hacca iptal gerekleridir Kürşat Bey. Sonuçta hac zengin ibadetidir, zenginlere farzdır. Fakirlerin yıllardır biriktirip de boğazına artırarak hacca gitmesi caiz değildir bana kalırsa. Biraz da gösteriş için yapıyorlar. Veyahut da biraz da işte buradaki hac simsarlarının anlatmasına göre efendim Arafat'ta giderseniz, Arafat'ta vaka yaparsanız, anadan doğmuş gibi günahlardan aranırsınız, dilekçenize gidersiniz. Bu tür propagandalara kanıp da millet, vatandaşımız elinde avucunda olanıp satıp savup hac simsarlarını yedirmemeleri lazım. Hac zenginler içindir. Eğer ekonomik kriz, fakirlikte, devletin senin ekonomik buhran içindeyse, ne bileyim işte swap yapıyorsun, Katar'dan tek riyal alıyorsun, dolar diye yola çıktık, Katar riyal aldı. Yani bu durumlarda ülke, devlet yönetimlerimiz bile hacı iptal edebilir. Hatta ek vergi bile alabilir. Mesela ben düşünürüm ki vatandaşlarımız bu sene için mesela şu kriz anında hac için Suudi Arabistan'da harcayacakları parayı keşke devletimize bağışlayabilseler. İşte bak aylardır devam ediyor. 10 lira bizden bağış. Hala bağış istiyor devletimiz. Verin kardeşim paraları devletinize, o zaman sevap işleyin. Daha sevaptır diyorum ben. Biraz önce söylediğim şey hocam, üstadım. Cami yaptırmayı üstün bir ibadet gibi görüyor ama boşuna cami yaptırıyorsun, o israfa dönüyor. Bu tam tersi günaha giriyor yani. Ne saçmalıklar ya. İçinde cami, namaz kılan olmadıktan sonra. Kürşat Bey. Ne bileyim camiler Allah'ın evi. Yok kardeşim, Allah'ın evi değil. Sen kimsin de kul olarak seni yaratan kişiye ev yapıyorsun. Allah'ın evi olmaz. Allah hem mekandan zamandan münezzeh diyoruz, hem de böyle evler yapıyoruz Allah'a. Böyle garip bir şey olabilir mi? Sanki putların evi gibi. Cami put evi değildir kardeşim. Mescittir. Namaz kılınan, secde yapılan yerdir. Caminin bir sürü fonksiyonu var ama birinci fonksiyonu da ibadet yeridir sonuçta. Allah'ın evi falan değildir kardeşim. Evet, hemen hemen aynı şeyleri düşünüyoruz yine. Zaten bizi bir araya getiren, çeken de bu. Akıl
ve bilim süzgecinden geçerek dine yaklaşmak. Bu çok önemli. Yani peygamber bile diyor ki, zaten ben bunu algılamıyorum. Bu ülkemizde biz bunu, ben şunu algılamıyorum. Yeri gelmişken bunu söyleyeyim üstadım. İlim Çin'de de olsa gidip kurunuz diyen, dünyadaki ilk okuma yazma seferberliğini başlatmış bir peygamberin ümmetiyiz diyoruz. Değil mi? Onun takipçisi. Evet, evet. Baş öğretmen dediğimiz bir ülke kurucumuz var. Yani milli liderimiz de, dini liderimiz de her ikisi de eğitime, öğretime, bilime süper önem veren iki tane şahsiyet. Ama bu ülke cehaletten geçilmiyor. Ben bunu algılayamıyorum, anlayamıyorum. Gerçekten çok saçma gelen durumlardan biridir bu bana. Onun için de terak edip ilerleyemiyoruz efendim. Hep gelemiyoruz da. Evet. Böyle hem milli hem dini lideri okumaya önem veren bir ülkenin vatandaşları, mensupları maalesef okumuyor. Maalesef. Evet. Buradan harekette yine Mustafa Karataş, Kanal 7'de sanırım şu an program yapıyor. Türkçülük aranda çıkışı yaptı. Ona benzer çıkışlar da oldu. Ömer Seyfettin'in bu yeni değil, yani ilk değil. Şiirler vardı biliyorsunuz, Osmanlı döneminde kalma, Allah'ım Türklüğüme tövbe diye şiir yazan güya aydın geçinen kişiler vardı. Ömer Seyfettin bir sözünde diyor ki, İslamcılık, Müslümanlık görüntüsü adı altında Türklüğe saldıranlardan nefret ediyorum. Ömer Seyfettin 100 yıl oldu vefat edeli. Demek ki 100 yıldır hiçbir şekilde bu konuda ilerlememişiz. Prim yapmak için mi yapıyorlar bunu anlamıyorum. Yoksa zihniyet mi bu, onu da anlamıyorum. Yani ya bu adamdan çıkmaz dediğiniz sözler çıkıyor bazı insanlardan. Evet. Diğer taraftan Allah'ın ayeti var doğrudan. Biz kavimleri diyor size, kavim sonuçta ırk yani millet. Biz evet. Kavimleri size sınav olsun diye, bir sınav olsun diye yaratılıyor. Allah kendi yarattığını ifade ediyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki sizi ben fırkalara ırk ırk ben böldüm. Dillerinizi ben böldüm. Allah bunu bu şekilde ifade etmiş oluyor. Şimdi sen Allah'ın kurduğu düzene sen haram diyorsun. Ben algılayamıyorum. Yani bunu din adamı diye geçiniyor bu insanlar. Bunu söylerken düşünmeden mi söylüyorlar? Nedir? Hani siz çözebiliyor musunuz? Türkçülük haramdır diyen, millet olgusuna saldıran, ki Türkiye'de bunu demesi. Türkçülük akımı sayesinde şu an namaz kılıyoruz biz. Eğer evet. Türkçülük olmasaydı bu ülke kurulmazdı. Bitmişti. Bütün zihniyetlerin pes ettiği noktada Türkçülük akımının mensupları ortaya çıkarak bu ülkeyi kurmuşlardır. Emperyalizmi yenmişlerdir. Şimdi böyle bir ülkede Mustafa Karataş gibi birinin, cahil biri dese tamam, derim ki duydu, şeyhinden duydu, söylüyor, tekrarlıyor. Ama Mustafa Karataş hani okuyan, belli bir seviyeye gelmiş, seçkin mi diyelim, aydın diyebileceğimiz bir vasfa sahip bir kişi. Bunun ağzından bile bu çıkınca insan şaşırıyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz Mustafa? İsmini verdiğiniz vatandaş bu devletin üniversitesinde, ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi olan ulema sınıfına giren bir şahsiyet. Dediğiniz gibi sıradan bir kişi olsa, bir mele olsa, bir seyda olsa anlayışla karşılarız. Ancak bilim adamı olarak ortaya çıkıp kendini lanse eden bir kişi olunca elbette tepkimiz de o derece büyük oluyor Kürşat Bey. Yani Türkçülükten ne anlıyor bu arkadaş bir kere? Onu anlamak lazım. Maksadı nedir? Dinledim ben. Kürtçülük, Türkçülük hiçbir şey yapmadan, ön şart koymadan haramdır dedi, bitirdi. Biz Türkçülükten Türk milletini üstün diğer milliyetler, diğer ırkları aşağı görmek olarak anlamıyor, anlam çıkarmıyoruz. Türkçülük milletini sevmektir. Milletinin menfaatlerini düşünmektir öncelikle. Bu anlamda peygamberimizin hadisi var. Ashab'tan bizi soruyor. Ya Resulallah, kavmini sevmek ırkçılık mıdır diye soruyor peygamberimiz. Hayır. Bir insanın kavmini sevmesi ırkçılık değildir. Ancak milletinin yaptığı zulümlere ortak olmak, onay vermek ırkçılıktır diyor peygamberimiz. Bugün milliyete karşı çıkmak, ırk ayrımına, ırkların varlığını, daha doğrusu ırkların varlığını inkar etmek Kur'an'a aykırıdır. Kürşat Bey, Allah Hucurat Suresi 49. surenin 13. ayetinde biz sizi kavim kavim yarattık, birbirinizle tanışasınız diye. Ya Allah senin kadar mı biliyor be adam? Eğer isteseydi bütün insanları aynı ırktan, aynı dili konuşmak üzere yaratmaz mıydı?
O bir gücü yok mu? Bizim inandığımız Tanrı küllü şeyin kadir. Diyoruz ya Allah her şeye kadirdir. Kün fe yekun. O ol deyince olur her şey. Yani Allah eğer isteseydi bütün insanları aynı milliyet, aynı ırk üzere, aynı dil üzere, aynı din üzere hatta aynı din üzere yaratabilirdi. Onun ruhlarına, kromozomlarına bilgisayar kodu gibi kodu işlerdi. Bütün insanlara sorun kalmazdı. Allah senin kadarını biliyor. Demek ki insanlar farklı farklı yer. Orada bir hikmet var sonuçta. Sen buna karşı çıkıyorsun. Türkçülük haramdır derken sen buna karşı çıkıyorsun kardeşim. Yani hoca bilemiyorum. İmanı savunurken imandan çıkar gibi bir yani imandan haramdır. İmandan çıkarır derken kendisi sanki imandan çıkıyormuş, ayeti inkar ediyormuş gibi duruma düşüyor. Ben böyle anlıyorum. Doğru değil. Doğru değil dediği sözler. Benim gördüğüm bir şey var. Bu Arapçılık yaparsanız bir sorun yok. İngilizcilik yaparsanız bir sorun yok. Farsçılık yaparsanız bir sorun yok. Ama bu ülkede Türkçülük yaparsanız önemli bir sorun başlıyor. Saldırıları. Bunu geçmiyorum. Hatırlattınız Kürşat Bey. Yani şimdi bu ekranlara çıkıyorlar, camilerde olsun, ekranlarda olsun, işte salonlarda olsun, geniş kitlelere. Adamlar sürekli işte Arap ulularının, Arap tarihinden örnekler, Arap şahsiyetlerinin hayatlarını anlatıyorlar. Ya bu şahsiyetler, hatta Aşere-i Mübeşşere konusu vardır. Belki biliyorsunuz Aşere-i Mübeşşere konusu. Peygamber güya 10 kişiyi cennetle müjdelemiştir. Bunların incelediğinizde tamamının Kureyş kabilesine ait olduğunu görürsünüz. Muhacir ve Kureyş kabilesine ait olduğunu görürsünüz. Bu insanların. Ensar'da mesela onlara koca kaçan Ensar'da hiç kimse yoktu. Yani uydurma bir hadistir bana göre. Peygamber ırkçılık yapamaz. Böyle kendi kabilesini övemez. Bizim ulema bu hadisin doğru olduğuna inanıyor. Aşağı 25 şere gözler sırasında salya sümük anlatıyorlar. Gerçek anlatıyorlar. Ya bu İçine aşırı mübeşşereden insanların da bulunduğu 83 bin kişi, çoğu bunun ashab, önemli kısmı, Cemel vakasında ve Sıfın savaşında birbirini kesmiş kardeşim. Birbirini kesmiş. Peygamber 632'de ölüyor. Bu olaylar işte 25 yıl sonra, Peygamber hemen 25 yıl sonra yaşanıyor. Cemel vakasında 13 bin, Sıfın vakasında, iç savaşında 70 bin kişi birbirini öldürüyor Müslümanlar. İşlerinde cennette müjdelenen ashabtan kişiler de var. Ya sonuçta sen bunları anlatarak aslında Arabizm'in dibine vuruyorsun ya. Türkçülüğü reddediyorsun. Arapların savunuyorsun. Arabizm'in tam dibindesin lan kardeşim. Bunun farkında bile değil. Hocam geçen Malazgirt zaferi kutlamasında şey yazdı. Türk'ün savaşı değil de hani Bizans'ı da Hristiyan olarak alıyorlar. Hristiyan. Orada dedim ki ben karşı çıktım. Hayır. Orada saf değiştiren peçenekler var Türkler. O Türk'ün savaşı. Aynı hocam, peçenek uz aynı. Orada dedim bu Türk'ün savaşları, bu İslamiyet'le alakası yoktur. Dönen, saf değiştiren, Bizans saflarından Türk saflarına, Alparslan saflarına geçen uzlar Hristiyandır. Bakıyorlar ki aynı dili konuşuyoruz biz karşı tarafla. Onu zaten öncesinde de araştırıyor Alparslan ve onlara çaşıt yani ajan göndere onları ikna ediyor. Savaş esnasında da bu tarafa geçince bütün dengeler değişiyor. Şimdi siz buna İslam'ın savaşı dediğiniz zaman orada Alparslan'la savaşan Hristiyan peçenekli uzları ne yapacaksınız? Yani dediğiniz gibi bir böyle kara kuru bir Arapçılık hayranlığıyla Arapçılık da değil. Yani az önce Necati hocamdan bahsettim ya şunu söyledi. Dil uzmanı kendisi aynı zamanda. Dedi ki ya ben anlamıyorum. Biz Türklerin o kadar güzel bir dili var ki. Biz niye İtalya'dan bile dedi kaç bin tane kelime almışız. Biz niye dedi bu Farsça'ya, Arapça'ya bu kadar düşmüşüz? İşte bunları görünce aslında fazla soru sormaya gerek yok. Günümüzdekileri görünce geçmişte tahmin edebiliyoruz. Ki bunlar şu an medya ilişkilerimiz var, tarihi daha iyi öğreniyoruz. Geçmişte bu kadar eğitim yaygın da değildi. Buna rağmen bunları yaşıyoruz. Geçmiştekiler neler yapar? Şimdi üstadım, konular derin. Bunları ayrıca tekrar ele alalım. Başka programlarda da ele alalım. Son olarak bu haftanın gündemini yine kapsayan bir cihat yağcı istifası oldu. Tüm anlar. Ben kendisini şöyle araştırmam. İsmini biliriz tabii ki medyada. Ben baktım.
İlk günden itibaren yorum dahi yapmadım. Hiç şu topa girmedim. Niye girmedim? Bir şey var böyle, bir ağızda bir tat bırakmıyor, bir lezzeti alan bir şey var. Yani olmuyor. Bir şey karanlık bir taraflar var. Evet. Bir şey yani. Bir şey diyesin diyorsun, demek istiyorsun, diyorsun ki ya yarın bunun tersi olursa, mahcup olursam diye hiç girmedim o topa. Nihayet şu çıktı, hani kimin eli kimin cebinde belli değil, olay çıktı ortaya. Bir baktık, Cihat Gelci istifa etmiş, istifa ettiği Hulusi Akar bunun elinden yetkileri alıyor. Niye Hulusi Akar bu doğrudan Tayyip Erdoğan'a yakın diye araya giriyor, kendi aralarında çatışmalar var. Yani şunu gördük. İlk başta birçok çevremdeki insan da Cihat Yağcı'ya FETÖ'yle mücadele etti diye biraz sahip çıkmaya çalıştı. Onlar da yavaş yavaş geri adım attı. Hatta birinin ağzından direkt ben şunu duydum. Bir daha birebir tanımadığım bir insan hakkında yorum yapmayacağım, savunmayacağım diye en sonunda bir yorum yaptı arkadaşımın biri. Burada Cihat Yağcı'da şöyle bir durum var. Ben gördüğüm, bu biraz vatan meselesi durumuna sokulmaya çalışıldı ama içeride kişisel sürtüşmelerden dolayı yaşanan bir olay gibi geldi bana. Siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü ben sizi takip ettim bu hafta, biraz girdiniz bu konulara. O yüzden sormak istedim bu maddeyi de size. Ya aslında ben bu konuya gelirken Kürşat Bey, ön şart koydum. Yorum yaparken eğer olay böyleyse şahıs hakkındaki kanaatlerim değişir demiştim. Belki okudunuz. Evet. O da neydi? Mehmet Metiner dedi ki Cihat Yaycı'yla görüştüm. Cihat Yaycı'nın istifa haberi doğrudur. Kendisiyle konuştum, dediği şudur. İstifam aslında Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Yani bu şeyi duyunca ben artık eğer bu doğruysa adı geçen hakkındaki kanaatim değişir demiştim. Neydi o kanaatim? İşte bu general, amiral mavi vatan şeyi var. Bir mavi vatan ortaya çıktı. Tam da maizini tam da bilmiyorum. İşte Libya'yla bir anlaşma yapılmış da oradan bizim deniz sınırımız birleşmiş efendim. Biz o sınırın işte bu tarafını vatan ilan ediyoruz. Gibi bu uygulamanın mimarıymış. Efendim FETÖ-METRE Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ-METRE uygulamasını getirmiş. O Deniz Kuvvetleri'nden FETÖ'cülerin temizlenmesinde katkısı olmuş. Deyince bu şeyler hoşuma gitti tabii sonuçta. Bir vatanperver olarak düşünürken bu sonradan bu Mehmet Metiner'in tweet'i ortaya çıkınca dedim eğer olay böyleyse kanaatim değişir adı geçen hakkında. Sonra Korkut'u zedere Ahmet Takan da benzer şeyler yazdı. Onun yazdığına göre Cahit Yaycı Cumhurbaşkanı ile aracısı istediği anda görüşme noktasına birisiymiş yani sonuçta. Direkt Cumhurbaşkanı yakın birisi. Ulan Mehmet Metiner'in dediği doğru. Hani Cumhurbaşkanı'na yakın olması bizim için menfi bir şey değil. Olabilir sonuçta. Olsun. En azından danışma hizmeti veriyor. Memleket için beraber çalışabilirler tabii. Ancak başka şeyler de yazıldı, çizildi. İşte Yeni Çağ'dan Yavuz Bey, Yavuz Demirağ birkaç yazı yazdı hakkında. Onları okuyorsun. İşte tamamen iç sürtüşmelere getiriyor olayı. Kendini ön plana çıkartmak isteyen, bu aynı zamanda doçent, akademik kariyer de yapmış Cihat Amiral. Kendini ortaya çıkaran birisi işte. Bunun bu tavrından Milli Savunma Bakanı, işte kuvvet komutanları bile rahatsız diye yazdılar. Başkaları da televizyonlarda o Zafer Şahin falan bahsediyor. Bir ihalede bir firmanın birisine güya koltuk çıkmış gibi bir şey var. Bir uygulamanın içinde olduğunu söylüyorlar. Yani bir sürü birbiriyle örtüşmeyen iddialar var. Konu karanlık. Fazla girmek istemiyorum ben Kürşat Bey sizin gibi. Bizi utandırabilir. Söyleyeceğim sözü utandırabilir. Dün en son bir açıklama yapıldı. Ahmet Takan'ın iddiası şuydu. Katar'a her an büyükelçi atanabilir diye. Evet, onu demişti. Dün bir açıklama yapıldı. Alamadım ben. Bugün yoğunluktan dolayı arkadaşlar ekrana getireceklerdir. Cumhurbaşkanlığı kanadından bir açıklama getirildi. Cihat Yaycı başka görevlerde devam edebilir şeklinde. Yani Ahmet Takan'ın iddiası hemen hemen gerçek oluyor gibi. Bana da dediğiniz gibi bir iç sürtüşme, Hulusi Akar'ın
iktidar mücadelesi gibi bir durum gözüktü gözüme. Yani evet. Girmeyelim, evet. Onun için fazla bir şey söyleyip de utanma durumunda kalmayalım sonunda. Evet. Bizi izleyen vatansever arkadaşlara şunu diyelim. Benim diğer bu arkadaşım yaptığı yorum gibi bundan sonra hiç kimseyi birebir tanımadığınız kimselere doğrudan kefil olmayın. Yani neredeyse arkadaşlara tartışacak duruma gelmişti ama oradan pişman oldu. Artık maalesef ülkemiz bu hale geldi. Evet, güzel bir program oldu Ömer Bey. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Var mı son bir ekleyeceğiniz bir şey? Programı bitireceğim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum izleyenlerimize. Değerli izleyicilerimiz, tekrar hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Bir başka haftanın gündemleri programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.